Evet, herkese merhabalar. Bu videoda da sizlere bir önceki videonun devamı olarak Apprior uygulamasında, Apprior algoritması uygulamasındaki grafiksel gösterimlerden bahsedeceğim. Ee, burada bir bizim Graphs sekmesi altında web dediğimiz bir grafiksel gösterim var. Bu örümcek ağ gösterimi olmuş oluyor galiba. Connect diyorum. Type'dan connect diyorum. Lütfen dikkat edin. İki kere basıyorum. Show true flex only göster diyorum. Biraz sonra niye bunun böyle olması gerektiğini de bir örnekle göstereceğim. Buradan kendi ilgilendiğim şeyleri seçiyorum. Yani cinsiyeti ve payment metodu ödeme biçimini dışarıda bıraktım. Okey diyorum. Dolayısıyla seçildiler. Sonra da execute ediyorum. Ne yapacak? Bu aslında bu bizim a uygulamasında gördüğümüz öncüllük sonuçluk birlikte satın alınmaya ilişkin bilgiyi bize grafiksel gösterimle verecek. Nasıl veriyor? Şimdi buradan toplam alınma sayısı var tüm alışverişte içerisinde. Yaklaşık burada 1000 tane alışveriş vardı galiba. Bu 1000 tanenin 95'ine mesela bir arada alınmış ürünleri görebilir haldesiniz. Konfeksiyon alındıysa bakın buradaki bunun e, nedeni büyüklüğü ve koyuluğu da aslında ne kadar fazla alındığına dair bir gösterge. Konfeksiyon alındıysa neyi görüyoruz? Aynı zamanda şarabın alındığını da görüyoruz değil mi? Konfeksiyon ve şarap alısında bir bağ var. Aynı şekilde şarap alındığında e, a, burada ev sahibini de koymuşuz. Bireylerin ev sahibi olduğunu yani şarap alan bireylerin ve bundan sonra da gidip konfeksiyon alan bireylerin aslında aynı zamanda da ev sahibi olduğunu görüyoruz. Ya da mesela burada çok güzel bir üçlü ilişkiyi görebilmekteyiz. Bir alanların az önce görmüşüz zaten ilişkide frozen meal dondurulmuş yiyecek ve konserve vegetable aldığında ne yapabiliyoruz? Görüyoruz. Dolayısıyla bu aslında bizim az önceki April analizi sonucu elde ettiğimiz verilerin, bilgilerin çok daha net bir şekilde grafiksel olarak gösterilmesi. Mesela sayıyı daha da arttırdım. Toplam yapılan alışverişlerde en fazla yapılmış olan alışveriş biçiminin birlikte ne olduğuna baktığımız aslında iyi çok net bir şekilde görüyoruz. Dondurmuş et alan adamların ki büyük ihtimal adamdır diyorum bunlar. Kadınlar çok böyle bir şey yapacağını zannetmediğim için. Ama bunu nasıl fark edebileceğimizi görebileceğimiz de demografik değişkenlerle ilgili bu analize dair bir videomuz olacak. Orada görebilirsiniz emin olarak söyleyebilmek adına. Dondurmuş yiyecek alanların aynı zamanda konserve, sebze aldıklarını da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve bu bireylerin aynı zamanda biri aldıklarını da, tabi bunlar bunun kadar güçlü değil bu arada bir alımı çünkü gördüğünüz gibi rengi birazcık daha azalmış durumda görebiliyoruz. Dolayısıyla bu web dediğimiz analiz, daha sonra analiz grafiksel gösterim çok daha şık bir şekilde bu elde ettiğimiz verilerin bize gösterilmesini sağlıyor. Tabii neyi söylemiyor bize dikkat edin lütfen. Lifti yani hangisinin önce, hangisinin sonucu olduğuna dair bir bilgi vermez. Onu ancak buraya ikiye tıklayıp diğer videoda anlattığım şekilde görebilirsiniz. Tabii ki niye sadece true flex dedik? Eğer bunu kaldırıp execute edersem göreceksiniz. İşinize yarayabilir her zaman yaramayacak demek değildir. Ancak şunu söylüyor size bakın mesela çok ilginç. Şimdi geldim. Eğer ben orada true flex işaretlemezsem şöyle bir bilgi vermeye başlıyor bana. Ee, konserve et kentmit dedi almayanlar yani false olanlar aynı zamanda şuraya geliyorum üzerinde duruyorum ee, soft drink yani galiba bu gazlı içecekler mi oluyor gazsız içecekler pardon özür gazsız içecekleri de almamışlar yani ne kadar işe yarayacağına çok emin değilim. Ama böyle bir bilgi veriyor. Yani alınmayan, birlikte alınmayan ürünlere dair de bir ne yapmış oluyor bize? Bilgi sunmuş oluyor. Bu kimi zaman işinize yarayabilir? Bunun üzerine bir strateji belirleyebilirsiniz. Yani gidip bu ikisi bir arada yer almıyorsa ya bunların yol aralığına satılacak ürünleri koymanızın çok bir manası yok. Çünkü birey buradan buraya gitmeyecekti. Zaten ikisi bir arada yer alınmıyor. Bu bir arada yer almayan ürünleri yan yana koymanın da çok bir manası yok. Çünkü o bireyler bu sefer müşteri tatminini azaltacaktır şeklinde belki size bir bilgi verir. Ama mantığı şu. Burada True Flex işaretlememizin nedeni. Eğer işaretlemezsek bir arada satın alınmayan ürünleri de bize göstermeye başlıyor. Ki genelde biz pazarlamacılar bunlarla çok ilgilenmeyiz. Ee, belki dizancılar, market pazar dizancıları ilgileniyor olabilir süpermarket dizayn edenler. Ama bizim için çok bir anlam işaretlediği için ben bunu işaretleyip devam ediyorum. Ee, bundan sonraki videolarda dediğim gibi bu a priori'nin analizinin nasıl demografik özellikler açısından farklılaştığı ve algoritmanın ne kadar doğru tahminleme yapabildiğine dair videolarımız da gelecek. Takip etmek için abone olabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar.